Rekoruma Dairesi'nden Mustafa Kemal Meraklı, önce Rekoruma Dairesi görevlisi Mustafa Kemal Meraklı ve jeoloji mühendisi arkadaşımız Mustafa Canbaz ile birlikte gerçekleştirdik. Şimdi sulak alanlar dediğimiz zaman aklımıza hep sivrisinek yatağı alanlar gibi. Ama biraz önce diğer arkadaşlarımla, İbrahim Alkan arkadaşımla anlattığı gibi sulak alanlar aslında yeraltı sularını besleyici, işte canlı yaşamını teşvik edici, biyolojik çeşitliliği bol olarak görüldüğü alanlar. Bu alanları incelediğimiz zaman sadece işte sivrisinek kaynağı veyahut da faydasız alanlar olarak gördüğümüz için yıllar boyu bu alanları yok etmeye çalıştık. İşte bu bizim bu daha önceki çalışmayı yapmamızın sebebi işte bu görsel olarak bu alanlarda gördüğümüz bir canlı türlerinin farklılığından. İşte bu gölgeli yönetimler ki bu şu an yapılaşmayla çok tesisler altına girmiş. Burada başka bir kuş türü ve bizim işte bir bu ekolojik çalışıp araştırmayı yapmamızın sebebi buydu. Kıbrıs'ta doğal sular alanına yok edildikten sonra burada bu alanları kullanan canlılar artık bulundukları her sulak alanı kendi yaşam alanları olarak görmeye başladı. İşte bir örnek Azbolat sulak alanı. Biz atık su arıtım tesisi olarak burayı yarattık. Pis su ama buraya işte flamingolar gelmeye başladı. Flamingoların geldiğini gördük. Ve biz bu işte yaptığımız çalışmayı ilk düşünmemizin ana şeyi, sebebi buydu. Ve başka bir örnek Geçitköy. Burada endemik bitki türleri, endemik Kıbrıs'a özgü endemik kelebek türleri, endemik kuş türleri bu bölgede yetişiyor. Bu da bir yapay sulak alan. Bunlar bize gösteriyor ki yapay sulak alanlarımıza da çok özen gösteriyor. Beş parmak alakalı görevi. Bu bölgede de aynı şekilde biyolojik çeşitliliği çok fazla oranda. Çünkü canlılığın esas kaynağı su. Yani canlılık için gerekli elementlerden ilk tanesi su. Suyun kıt olduğu bir ülkede, su kaynakları olduğu yerde canlılar çok fazla miktarda gelişim gösteriyorlar. Bunun da işte sonucu bizim çalışmamızda ortaya çıktı. Sulak alanların işte bu öneminin dışında, yani sadece bu önemi aslında canlılara verdiğimiz değerden de kaynaklanmalı. Şimdi canlı